Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Biz konuğumuzdan bahsetmiştik. Sayın Hasan Tosunoğlu bizimle olacak, milletvekilimiz. Onunla birkaç günlük gündemimizde olan konuları soracaktık. Bakalım ne diyecek? Tabii bu Ercan'dır, limanlardır. Bakalım sohbet bizi nereye götürür? Evet, Hasan Tosunoğlu hatta yanılmıyorsam. Hasan Bey hatta mısınız? Alık Beyciğim merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz programa. Merhabalar. Biliyorum meşgul günler bugünler şey yapıyorsunuz ama şeyi soracaktım. Yani akaryakıt gene zamlandı. Kaçıncı zamdır bu? Ve merak ediyorum yani sizin gibi iş insanlarını nasıl etkiliyor bu akaryakıt zamları? Haluk Bey, tabiatıyla iş hayatını gelen her zam çok ciddi, derin şekilde etkileştiriyor. Çünkü günlük hayatının içerisinde yaptığınız hiçbir hesap tutmuyor. Ve bu bir şekilde iş hayatının çok ciddi, derin bir yaraya daha sebebiyet veriyor. Bu yönde tabiatıyla iş hayatındaki iş adamlarımıza gerçekten Allah kolay versin diyorum. Aynen. Nereye gidiyor bu zamlarla bu ülke ve dünya? Çok belirsiz bir durum. İş hayatında olan insanlarımızın Allah yardımcısı olsun demekten başka bir şey diyemiyorum. Çünkü hani bu konuda maalesef dünya petrol varil fiyatları da günden güne artıyor. Döviz artıyor ve bu sebeplerden dolayı etkileşim de kaçınılmaz oluyor. Kolay bir durum değil. İş hayatındaki insanlarımız gerçekten çok bezmiş ve bıkkın bir durumda. Tabii. Zaten de banka faizleri sürekli artıyor. Zaten döviz artıyor. Yani iş hayatımızı regüle edebilecek, ayakta tutabilecek enstrümanlar artık kalmadı gibi ben çok ciddi bir resesyona gireceğimiz noktasında endişe içerisindeyim. Bunun için ciddi bence devlet tedbirler almalı. Bu yüzden önce devlet gelirlerini artırıp daha sonra da bu sektörleri ayakta tutabilmek için veya en azından hayvancımıza, çiftçimize, sanayicimize sübvanse edebilmesi için devletin gelirlerini artırması gerekiyor ama o yönde de maalesef çok da iyi olduğumuzu söyleyemiyorum. Değil mi? Evet. Böyle tabir yerinde ise iniş enerken freni kopmuş kamyon gibi aşağı gidiyor Kıbrıs ekonomisi, Kıbrıs iş dünyası. Haklısınız ve bu yani taşıma suyla da olmaz. Yani Türkiye'nin de sorunları vardır ve ne kadar Türkiye yardımcı olabilir? Yeteri kadar zaten olmaya çalışıyor. Turist mesela buraya gelmek için harcadığı paraya bir bakarsanız uçak biletlerine insanlar kımıldamıyor, gelmek istemiyorlar. Bir Türkiye'li turistin buraya geleceği parayla Antalya'da adam bir hafta geçirir. Niye buraya gelsin turist olsun mesela? Rum şeyler bizim Londrezlerimiz bile Larnaka'yı kullanıp geliyorlar. Ki hani gelirleri artırsın dediniz ya artırabilirse mücizevi bir şekilde. Turizm bunun iyi bir yolu ama uçaklarımıza bakın. Yani yeterli uçak yok hala daha. Turizm sektörümüzden gelirlerimizi artırabilmek için de buraya turist getirmemiz gerekiyor. Yani tabii. Kısası uçak biletlerini ucuzlatmamız gerekiyor veya uçak biletlerini ucuzlatarak argümanlar üretmeliyiz. Bu da ancak devletin sübvanse edebilmesiyle mümkün veya devletin belli başlı konularda taviz vermesiyle gerçekleşir. Bunları yapabilecek argümanlar yok elimizde. Şu anda devlette öyle bir fon, öyle bir kasasında para yok ki bu regülasyonları ucuzlatma yapabilsin. Mücevi bir şekilde ihtiyacımız yoktur. Aslında hep söylediğimiz, herkesin de bildiği, benim de dilimde tüy bitti ama tekrar etmekten yorulmadım. Bir sanal bet yasasını bir geçirsek aslında bu ülkede 1-2 milyar dolar parayı ek gelir olarak maliyenin kasasına çok rahat koyarız. Ve ülkedeki bu sıkıntıların aslında %100'ünü de çözebilecek argümanlara ulaşırız devlet olarak. Peki ne engel oluyor? Vallahi neyin engel olup olmadığını herkes biliyor. Vallahi Haluk Beyciğim bu konuda iradeye ihtiyacımız var. Kararlılığa ihtiyacımız vardır. Hazır paket duruyor yasalarımız ve bunları yapmaktan da imtina ediyoruz. Ancak yapmaya çalışan veya bunları yapılmasını savunan insanlara da sağda solda basında ben de dahil olmak üzere bir sürü saldırılar oluyor. Birçok sebepsiz, nedensiz yalan iftiralar da oluyor.
Ancak biz doğru bildiğimizi söylemekten imtina etmeyeceğiz hiçbir zaman Haluk Bey. Doğru tek bir hayatta. Biz o yönde devam edeceğiz kendi dünya görüşümüze göre bu ülkenin ekonomisinin düzeltilmesi için. Evet, evet. Vallahi inşallah, çünkü artık hiçbir şey ucuz değil adamızda ve bence herkes devletten bekliyor ama devletin zaten gelirlerini artırmasını söylüyorsunuz ki bence çok haklısınız. Ama istenen nedir? Devlet tam aksine, yani iş adamları tarafından, halk tarafından sübvansiye edilsin deniyor. Yani KDV'ler küçülsün, gümrükler azalsın, ne bileyim ben, alınan vergiler azalsın ki insanların refah düzeyi birazcık daha iyi olsun. Ama bunun bunu olabilir Haluk Beyciğim. Vergilerde indirim yapabiliriz. Ancak bir taraftan çıktı yaparken bir taraftan yeni girdilere ihtiyacımız var. Tam da söylemeye çalıştım bu. Evet. Bu yeni girdileri oluşturmadan o bir taraftaki regülasyonlarınızı, indirimlerinizi yapamazsınız. Aynen öyle. Yani bir taraftan yeni gelirler elde edebilmezsiniz. Kayıt dışındaki gelirlerden bunları elde etmelisiniz öncelikle. Bunlar oluştuğu zaman ancak bu ülkede bazı şeyler düzeltebileceğimizi düşünenlerdenim ben Haluk Beyciğim. Ancak ötesinde Haluk Bey, gerçekten artık bu ülkede tarım yapabilmeyin, hayvancılık yapabilmeyin, üretim yapabilmeyin artık imkanı kalmıyor. Yakında elektrik de zamlanacak yine mutlaka. Çünkü tabii. Ben o zamlandı, başına mazot, motorin, benzin zamlandıysa elektriğin de zamlanmaması mümkün değildir. Bu noktalarda sanayicimizin, üreticimizin bir yük daha bindireceğiz üstüne. Bunları aşmak artık bu devletin sorumluluğu, görevi. Bu ülke ucuzlatabilmek mümkün. Ucuzlatabilmek için de ev ödevlerimizi yapmamız mümkün. Bunları yapmak gerçekten bende ayrı bir üzüntü yaratıyor. Evet, evet. Peki, Allah yardımcısı olsun iş adamlarımızın, halkımızın bu konuda. Şeyi sormak istiyorum size, Girne Limanı'nın durumu nedir son zamanda? Beton sökülüyor, hala daha orada bir gecikme daha olacak mı? Hükümetten beklenen bir şey var mı? Yoksa full force çalışılıyor ki birkaç aya kadar teslim edilsin? Haluk Beyciğim, önce şunu söylemeliyim ki ben artık bir iş adamı değilim. Çocuk arama şirketi, ancak onlardan edindiğim bilgi yaklaşık 1,5 yıl önce beton dökülürken önce projesine uygun şekilde durdurulmuş. Sonrasında Yüksek Anıtlar Kurulu STS'ler Mücadele Dairesi bir başka proje üretmişler ve bizim çocukları bekler etmişler. Ancak henüz daha bir ek sözleşme yapılmadığı için de yeni iş başlamadı. Yeni ek sözleşme yapıldıktan sonra ortaya çıkacak neler yapılacağı. Betonun sökülmesiyle ilgili bize bizim talimat verilmiş. Betonu sökmüşler. Yazık, günah. Bu ülke, bu devlet bu kadar zengin değil. Yaptığını bir ay sonra, iki ay sonra yıkıp tekrar atıp yeniden başka bir ürün koymaya çalışmak. Ancak dilimizde tüy bitmesine rağmen algılamadılar, algılamak istemediler. 3-5 kamuoyundan gelen ekstrem yoruma takılıp bence bu projeyi bu kadar büyük büyümemesi gerekirken, şimdi bitmiş olması gerekirken bu duruma getirdiler. Evet. Burada uygulama firmasının bir eksi olduğunu asla düşünmüyorum. Uygulama firması da ne söyleniyorsa, ne varsa projesinde onu yapar uygulama firması. Tabii, tabii. Yani zaten beton, yani ilk aşamalarda betonun oraya dökülmesi zaten vardı. Bunun için hem fikir olunmuştu, imzalanmıştı değil mi? Tabii tabii. Tabii. Yani tabii. Orada acayip bir şey. Onun için ben hiç söylemiyorum size. Sadece yakın olduğunuz için belki bilginiz var diye söylüyorum. Soruyorum bu soruyu. Çünkü bakın işte yeni iş anlaşması imzalanmadı. Yani yeni parkenin oraya girmesine başlanmadı. Halkbeyciğim, bir taahhüt firması okulun dışında hareket etmez, projelerin, şartnamelerin dışında hareket etmez. Neyse okulun kendisine, proje veya şartnamelerin kendisine emir hükümleri o yönde hareket eder. Aynen. Şu anda da ek sözleşme yapılmasını bekliyorlar diyebiliyorum çocuklar. O yönde hareket edilir. Yapıldıktan sonra 1-1,5 ay içerisinde biter mi? Biter diye düşünüyorum Halkbeyciğim.
Evet. Ama işte imzalanması lazım. Daha nereden baksanız bu yılbaşına doğru gidiyor gibi. İnşallah o kadar gitmez. İnşallah gitmez Haluk Bey. Evet, evet. Peki bir de şeyi sormak istiyorum size. Bu konutlar konusunda, yani bu konuda bilginiz var diye. Bu binaların, bu konutların hani dört bölgeye eşit şekilde proje başlarsa, Aralık'ta temel atılacak dendi işte bu konutlar için. Devlet bunun projesini yürütecek. Bunlar bu fiyatlara 35 bin sterline, 40 bin sterline mal edilebilir mi bu 2 artı 1'ler, 3 artı 1'ler? Yani bu realistik mi bu rakamlar, enflasyonu düşündüğümüzde, artan fiyatları düşündüğümüzde bunların bitimine kadar, ne bileyim, 35 bin sterline? Halit Bey, tabii projeyi görmeden afaki konuşmak çok hatalı değil. Projeleri görmek gerekiyor her zaman. Çünkü her bina ayrı bir karakteristik özelliğe sahiptir. Elbette ki bir efere birim fiyatı vardır tahmini, ama her şeyin başı projedir. O projeleri inceleyip ona göre konuşmak gerekiyor. Yeterli olur mu? İlk bakışta yeterli olmayacağını düşünüyorum, ama ilk projeleri görüp daha kesin bir hükümle konuşmak çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Orada haklısınız. Yani bunu ben geçen defa da dokunmuştum buna size konuşurken. Siz de çok haklı olarak ve temkinli olarak görmeden bir şey hakkında konuşmak istemediniz. Onu takdir de ederim sizde. Fakat işte dediğiniz gibi o metrekareler, fiyat metrekareye göre sizde mevcut ya bunlar. Ama orada da fikrinizi söylediniz. Yani yeterli de olmayabilir dediniz. Ama tip projeye de bakmak lazım. Elbette. Anlıyorum. Peki şeyi de soracağım size. Apostolos Andreas'ta şimdi mescit yapıyorlar. Yani bu bir şimdi nedir onu merak ediyorum. Bu bir provokasyon mudur, yoksa bu bir her Müslümanın yani hakkı mıdır? Kesin bir bilgi midir Haluk Bey? Kesin bir bilgi midir bu? Öyle görünüyor. Yani çok böyle manipülatif bir habermiş gibi geliyor. Aha. Yani herhalde olmaz diye düşünüyorum. Yani Apostolos Andreas'ın yanına camı için olsun ki. Ne ihtiyacımız var ki? Kaç tane Müslüman ailemiz yaşıyor ki orada Apostolos Andreas'ta? Evet. Yani bizde de külliye yapacaksak, yani bir orada dini sürdürüp bir eğitim yapacaksak ayrı. Yani Apostolos Andreas'ta zamanda yapılmış. Yani böyle bir dini abide olarak yapılmış. Yani okul olarak yapılmış. Biz oraya bir Müslüman okulunu yapmayacağız. Yani camiysa bir cemaate ihtiyaç var. Kaç tane cemaatimiz var ki orada? Bana birazcık manipülatif geliyor bu bilgi veya bu haber. Onun için çok da inanasım gelmiyor. Camiden ziyade mescit olaraktır benim bilgim. Yani orada oraları ziyaret eden, hani bunlar artık görülesi yerler ya bizim için, tarihi yerler. Gelen işte Türkiye'li veyahut da Kıbrıslı Müslümanlar eğer dua etmek isterlerse, namaz vakti ise hava şartlarına göre işte mescide de girer, namazını yapar gibi gibi. Yani öyle bir fikir gelişmiş. Vallahi ben çok şey bulmuyorum, efektif bulmuyorum. Rum'da yarın gider Hala Sultan'ın caminin yanında Larnaka'da bir kilise yapar, bir manastır yapar. Bu böyle devam eder gider. Anladım. Gerek yani, yok. Evet. Bence. Peki. Bir de şeyi de sormak istiyorum. Ercan için fikrinizi sormak istiyorum. Onun böyle yakın zamanda düzeleceğini görüyor musunuz? Yani çok, bakın, afaki konuşmaya girmek isteyen bir tipim yoktur, bir karakterim yoktur Haluk Bey. Bilmeden, görmeden, hiç gidip görmedim. Ne var oradaki sıkıntılarda, ne yok, hiç bilmiyorum Haluk Bey'ciğim. Yani, anladım, hiç girip gezmediğiniz, görmediğiniz oraları. Görmedim. Ancak şunu söyleyeyim, her yeni tesis mutlaka belli bir müddet kendi içerisinde arızaya maruz kalır. Bu böyledir. Kendi evinizi bile yaptırsanız Haluk Bey'ciğim, İlk başta yok ocak oturmamıştır, yok elektrikli suda mutlaka arızalarınız olur. Tesisten oturana kadar bu böyle bir müddet devam eder diye düşünüyorum. Keşke bir ay deneme süresi olsaydı da Ercan üstünden, havalimanımızın üstünden devam etseydi bu yolcu taşıma işleri. Bir ayda da arada bir oraya uçak inip arada bir denemeler, evet, eksikler giderip de açılsaydı havalimanı diye düşünüyorum. Orada sanki biraz aceleye gelindi.
sıkıntılar biraz daha fazla vatandaşımıza, insanlarımıza yansıyor ve tabiatıyla ülkemize yansıyor Haluk Bey. Tabii. Orada sizi ne kadar haklı bulduğumu söyleyemem. Yani çünkü denenseydi, yani bu burası açılacak dendi. Tamam, çok güzel. Bütün dünya alem harekete geçti. Orası açılacak. Emir demiri keser. Ama halbuki ondan sonra yumuşatılıp da dense burası açılacak ve deneme sürecine geçecek denseydi, bunların hiçbir olmayacaktı ve kimsenin ağzına da sakız olmayacaktı burası diye düşünüyorum. Doğru. Deneme sürecinde de dediğiniz gibi bunlar, zaten test ederseniz, yani oraya interneti yok dediler. Ya oraya önce 2000-3000 kişi koyacaksın kullanırken, bakalım internet yeterli mi değil mi? İnterneti böyle test edersiniz. Böyle bunlar oluşmadık sonra, o da bir şey verecek. Kapılar elektroniktir. Binlerce kere açılıp kapanmadık sonra siz bunu test edemezsiniz. Onun için o soft opening derler ya, bütün restoranlar bunu yapar, bütün oteller bunu yapar. Açılış yapmadan önceki açılıştır bu. Maalesef bunu göz ardı ettiler ve işte halka malzeme verdiler. Ve bu siyasi bir duruma dönüştü. Halka eziyet verdik. Evet. Malzeme vermedik Haluk Bey. Eziyet verdik. Yani 21 saat geciken uçak oldu Haluk Bey. Değil mi? O da çok kötü tabii. Tabii. Peki bir de şeyi sorayım size. Sahiller şu anda mesela Girne Belediyesi yeni bir hizmet başlattı ve eğer para isteyen varsa sizden, yani herhangi bir Girne sahiline, işte belediyedeki bir numaraya telefon edip onlardan hemen hizmet alabilirsiniz. Yani diyorlar ki her plaja parasız girebilmelisiniz diyorlar. Bunu ne kadar uygulayacaklar bilmiyorum, bunun farkındaysanız. Takip etmedim Haluk Bey ama yani anayasamıza göre denizlerimiz, plajlarımız kamu alanıdır. Ve bu kamu alanından vatandaşlar bedavaya yararlanır. Ancak hiçbir işletme de zaten plajı veya denizi kullanıyorsunuz diye değil, oradaki şezlongları, oradaki duşu, oradaki kabinleri kullanıyorsunuz diye belirtilmiş oluyor. Bu hukuksal bir başka bir süreç. Kolay bir süreç değil. Vatandaş bence haklı, ancak bu noktada ciddi bir tıkanıklığımız var. Yani bunu da maalesef siyaseten kullanmaya çalışıyoruz. Orada da yine siyaseti sokuyoruz işin içerisine ve vatandaş da tabiatıyla bu sosyal patlamaların üzerine bir sosyal patlama daha ekliyor. Tabii. Allah yardımcısı olsun, belediye inşallah bunun altından kalkar. Vatandaşların imkanlarından yararlanmasını sahip çıkar diye düşünüyorum. Tabii. Ama bunun artısı, yani şu anda bir gazetelerde takip ediyorsunuz, etmiyorsunuz bilemiyorum ama Marimonte olayı var. Kervansaray plajı var şimdi. Orayı verilmek isteniyor. Yani en azından bunun teşebbüsü var. Yani nedense bir şekilde bu plajlar çok değerli. Bilhassa Girne bölgesinde. Çünkü kum plajlık alanlar azdır, çok yoktur. Ve bütün oteller de bunların işletmesini üstlenmek istiyorlar. Dolayısıyla ve müşterisiyle de halkı pek karıştırmak istemiyor. Marimonte olayı zaten bu. Orada otel yapılmasına müsaade ediliyor, hiç sorun değil. Ama plajı halk da kullansın deniliyor, halkın elinde kalsın. Ama bunu otel istemiyor. Otel müşterime ancak yeterli diyor burası. Onu nasıl halledeceğiz mesela? Haluk Bey, şunu söyleyeyim, bu kolay bir denklem değil. Ve vatandaşlarımız için mutlaka bizim halk plajları yapmamız gerekiyor ve oteller kadar kaliteli tesisler yapmamız gerekiyor yanlarına. Yani işte plaj için tesisler yapmamız lazım. Yoksa vatandaş bu plaj bizimdir, kum, deniz deyip yatamaz. Orada işte yıkanması gerekiyor, sorunması gerekiyor. Mutlaka belli başlı hizmetlerden imkan sahip olması lazım. Bir bakıyorum, ana vatanımız Türkiye'de. Bugün Kültür Çevre Bakanlığı inanılmaz derecede şu anda 15 tane halk plajı yapmış. Bakın standartlarına, dünya standartlarında 5 yıldızlı otel standartlarında. Burada da yapmamız gerekiyor.
Ama bunun için te başta söylediklerimize dönüyorum. Bu devletin gelirlerini artırmamız gerekiyor. Ve bunu da kayıt dışılığından elde edip bu yatırımları halkımıza sunmalıyız. Eğer yoksa maddi bir gücünüz sadece konuşmada ve sadece böyle havada ki birçok konuşma benzerinde kalıyorsunuz. Bu noktada beni geliyor zaten Avrupa Bey başlı başına. Bu devlet kayıt dışındaki gelirlerini kasasına sokup vatandaşına birçok konuda olduğu gibi bu konuda da açılım yapmak zorundadır Avrupa Bey. Evet. Öneriniz çok doğrudur. Yani kaliteyi halka sunduğumuz zaman plajlarda bu argüman ortadan kalkar. Fakat niyet meselesi burada, yanılmıyorsam Hasan Bey, şu şekilde. Bugün Marimonte'de olan hikaye, oraya denseler biz de buraya bir plaj istiyoruz ama bunun donanımını da siz yapacaksınız dese, parmağını şöyle şıklatır şıklatmaz o hemen ortaya gelir. Yani insanların iyi niyeti olması lazım bunları yapabilmesi için. Aksi takdirde plajlar her zaman için böyle husumet tartışma konuları olacak ve toplumda rahatsızlık vereceklerdir diye düşünüyorum. Yani özel şirketler bu sizin dediğinizi çok rahat besleyebilir. Hükümete bile gitmeleri gerekmez yani bu plajlar için. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Özel şirketler bu işi üzerlerine alsınlar diyorum. Avuk Bey, özel şirketlere niye ki devlet, sosyal devlet kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla halkına hizmet verebilmeli birçok konuda. Yeri versin, bölgeyi versin. Yani öyleyse eğitimi de özel sektöre bırakalım tamamıyla yapamıyorsak. Bıraktık zaten. Ne bileyim, trafiği de bırakalım. Zaten bıraktık diyorsunuz da yani haklısınız bir taraftan da bırakmamamız lazım diyelim. Doğru. Yani Avuk Bey, yani sağlığı da bırakalım. Tamamıyla her şeyi bırakalım. Özel sektörü götürsün. Özel sektör kaşıklı bir insan değilim. Özel sektörden gelme bir insanım. Bugün bir milletvekiliyim. Ancak devlet, sosyal devlet olma başarısını sağlamalı. Anayasamızda bu zaten emniyetim içerisinde. Bizim mutlaka bir şekilde vatandaşımızın yanında durduğumuz, belli başlıkları konusunda bu devletin tavizkar olmadığını göstermemiz gerekiyor. Bu plajlarda böyle, sağlıkta böyle, eğitimde böyle, birçok konuda böyle. Biz bunları yapmadığımız sürece bu devletin inancımızı da bizim farkına varmalıyız. Hem devlet aşığı olacağım, hem devletin hiçbir noktasında bir açılım yapmayacağım ve vatandaşı devletine karşı küskürtüreceğim. Ondan sonra devlet olgusuna saygısızlık yapan insanlara hesap soracağım. Böyle bir dünya yok halde. Evet. Peki, biliyorum afaki cevapları sevmiyorsunuz. Biraz zorladık buraları ama olsun. Bu cumayı da böyle bitirelim istedik Hasan Bey sizinle. Sıkıntı yok. Biliyorum kaçmıyorsunuz genelde şeyden sorulardan. Onun için teşekkür ederim. Bugün için çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Güzel bir cuma, güzel bir hafta sonu diliyorum sizin için. Hepimize hayırlı cumalar olsun, hafta sonları olsun Avuk Beyciğim. Daha güzel bir haftaya görüşmek üzere diyelim Avuk Beyciğim. Tüm vatandaşlarımıza sevgi saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Avuk Beyciğim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler Avuk Bey. Evet, Hasan Tosunoğlu'nu dinlediniz. Evet, yani soruları sordum ama net. Yani kafadan da atmıyor gördüğünüz gibi. Bence çok yerinde doğru konuşuyor Hasan Bey. Plajlar evet, yani hükümetin bir şekilde bu plajları vermesi lazım. Yerini versin, donanımını yapsın. Özel şirketler de yani gitsin bunun kaç tane? 200 tane şemsiyesi, 400 tane sandalyesi, şezlongu anında. Yani mesela Marimonte'de olan hikayede eminim. O köye bir plaj verilse, Ayvasıl tarafına doğru böyle. Eminim orayı da böyle bir süslese insanlar için bu argüman bitecektir diye düşünürüm. Fakat hey, kimse bana sormuyor ki. Evet, bugünü burada noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sabahın 7'sinden beri benimle berabersiniz. Sağ olun, var olun. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizler için. Güzel bir cumanız olsun. Güzelce dinlenin. Biz tekrardan pazartesi görüşürüz. O zaman şimdilik hoşça kalın.